Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda genel dörtgenler ve yamuk konusundaki klasikleşmiş sorular kısmındaki test 4'ün çözümünü yapacağız. Bu testimiz AYT tarzında. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABCD dik yamuk 3 25 25 17 verilmiş. Arkadaşlar eşitlik var burada. Eşitlik olduğunda ne yapıyorduk? Eşitliğin olduğu yerde yamukta da tabii ki orta taban çizgisini çiziyorduk. Hadi bakalım orta taban çizgisini çizelim. Hop çizdik. Hocam orta taban çizgisini çizince şunlar birbirine eşit oldu. Bunlar taban çizgisiyle şunlar birbirine paralel olduğuna göre burası da 90 derece, burası da 90 derece. Oldu mu? Oldu. taban çizgisi nedir? 17 artı 3. 20 bölü 2'den kaç çıktı? 10 çıktı. Hocam pisagor bantından buluruz ama öncelikle şu çizgiyi bulmamız lazım. Üstteki yamukta, şuradaki yamukta çizgi uzunluğunu bulabiliriz sanki. Çünkü bütün kenarlar var. Bir tek çizgi uzunluğu yok arkadaşlar burada. Hadi bakalım orada bir işlemimizi yapalım. Şuradan bir dik çizecek olursak. Şuradan bir dik çizecek olursak, dik çizdiğimizde dik yamukta yaptığımız hamlelerden biri. 3 ise 3, 7 kaldı. 7, 25, 7, 24, 25'den 24 çıktı. Burası da 24, burası da 24. E, burada bir pisagor yaparsak 10 dediğimiz 2 çarpı 5. Ondan sonra 24 dediğimiz 2 çarpı 12. 5, 12, 13 üçgeninden burası da 2 çarpı 13'ten. X'i kaç buluruz? 26 buluruz arkadaşlar. Evet birinci soru böylelikle balıkesir oldu. Geldik ikinci soruya. Açı ortaylar nasıl kesiyordu? Dik ve orta taban üzerinde. Hocam burası dik olacak. Burası da orta taban üzerinde olacak. Zaten şunlar birbirine paralel verilmiş. Paralel verildiğinden dolayı bu orta taban. Devamı orta taban olmaz mı? Çünkü dik ve orta taban üzerinde kesiyor. Hop devamı orta taban. E o zaman bu eşit eşit. Hocam burası da eşit eşit. A 90'dan çizilen kenar ortay. Ne var burada? Muhteşem. Şurası da 5 oldu mu oldu? Yani 5 beş, beşgen burası da 5 oldu. E neler verilmiş? AB, AB uzunluğuna A diyelim. EF uzunluğu zaten x, A artı x artı DC uzunluğu da B. B kaç verilmiş? 19 verilmiş. Hocam ben şunu biliyorum. A artı B bölü 2 ortalama eşit. A artı B bölü 2 eşittir. X artı 5 olduğundan A artı B kaç yaptı? 2x artı 10 yaptı. Gel burada A artı B yerine ne yaz? 2x artı 10 yaz. Yazalım bakalım burada. 2x artı 10 artı x eşittir 19 olduğundan 3x eşittir 9 olacağından x'i de buradan kaç buluruz arkadaşlar? 3 olarak buluruz. Dolayısıyla ikinci sorunun cevabı böylelikle C han oldu. Geldik üçüncü soruya. EFG üçgenin çevresini hesaplamak isteyen Asaf'ın aşağıdaki uzunluklardan hangisini bilmesi gerekir diye söyleniyor. Arkadaşlar neler verilmiş bize? Şöyle baktığımız zaman hocam bunlar birbirine paralel. Eyvallah. Şunlar da birbirine paralel. Hem paralellik hem de açıortaylık olduğunda neye dikkat edin demiştik? Z'ye. Bak şöyle bir Z var. Nokta açısı A ise A mı oldu? X kenar çıktı. Hocam burada da Z'ye dikkat edecek olursak çizgi açısı yaptı. Hocam burası B ise burası da B yaptı. E, bunun çevresi isteniliyor. Şuraya da bir C diyelim. Bizden istenilen uzunluk nedir? A artı B artı C uzunluğu arkadaşlar. Arkadaşlar A artı B artı C uzunluğu aynı zamanda AB uzunluğu değil mi? O zaman cevabımız ne yaptı? Edremit yaptı. Evet üçüncü soruyu Edremit bulduk. Geldik dördüncü soruya. ABCD ve EFG H dikdörtgenleri arasındaki bölge her birinin alanı 3 cm kare olan eş 8 tane yamuk şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Hocam eş yamuk ya. Eş yamuk olduğu için şu açıyla şu açı eşit diyebilir miyiz? Diyemeyebiliriz. Mesela eşlikte burası nokta burası çizgiyken bu çizgilik açı belki buraya gelebilir arkadaşlar. Nokta ile çizginin toplamı 90 yapıyor o zaman. Yani o zaman burası nokta yapar. E o zaman burası çizgi yapar. Şeklinde böyle bir algı oluşabilir. E o zaman ne yapacağız arkadaşlar? Direkt bunlara böyle 45-45 diyemem sanki. Büyük ihtimal 45-45 çıkacak. Bu arada bu eşya, arkadaşım bu yamuğun bir kenarı çift çizgi, bir kenarı çizgi olsun isterseniz. E çizgi ise diğer kenarı çift çizgidir. Çizgiye çift çizgi eş, eş olduğu için çizgiye çift çizgi şeklinde gidecek arkadaşlar. Evet çizginin yanında bulunduğu açı çift çizginin yanında bulunduğu açı alfa iken, çift çizginin yanında bulunduğu açı da alfa olacak ya da nokta açısıysa burası da nokta açısı olacak. Evet, şimdi burası ne oldu arkadaşlar? 45'er derece oldu. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Çizginin çizgini, çizgiye ait açı, çizgi açısıysa hocam burası da çizgi açısı olacak. O zaman burası da 45 45 böldü. Evet, bunun ispatını yapmış olduk. O zaman bu ikizkenar yamuk çıktı. Yani bizim dediğimiz şey çizgi dediğimiz uzunluklar çift çizgimi çıktı arkadaşlar. Evet. Tamam, X kenar yamuklar garanti kendiliğinden öyle çıktı. Şimdi diyor ki çevre D. Çevre A, B, C, D'yi bulacağız. Valla burada da bir ikiz kenar yamuk var mı? Var. Arkadaşlar ikiz kenar yamuklarda ne yapıyoruz? Şuradaki dikmeleri çizmiyor muyuz? Buradaki dikmeleri çiziyoruz değil mi? Şu dikmeleri bir tanesini çizelim. Çizdiğimiz zaman şu parçalar birbirine eşit. A, A diyelim. Şuraya B, B diyelim. Üst taraf B mi oldu? Evet. Bütün ikiz kenar yamuklarda alt taban A artı 2B iken üst taban B. Üst tabanlara B yazalım. Üst tabanlara B'yi yazdık. Alt tabanlarımızda ne olacak arkadaşlar? 2A artı B. Hocam 2A artı B. Burası 2A artı B. Şurası da 2A artı B. Burası da 2A artı B. Hocam burası da B. Burası da 2A artı B şeklinde yazdık arkadaşlar. Hatta buraya da yazalım. Şimdi çevre ABCD. Çevre ABCD'ye hesaplayalım. 2 4. 6 tane A var. E, şurada 6. Burada da 6. 12 tane A var. 12 tane A artı 1 2 3 4 tane B. Şurada var. Diğer tarafta da 4 tane B var. 4, 8 tane B mi oldu? Evet. 8 tane B. Eksi. Çevre E, F, G, H. Hocam burası da 2A artı 2B. E, çevresinde kaç tane A var? 2 burada. 2 burada. 4 tane A var. 4A. E, sonra B'ye bakalım. 2, 3, 4 burada. 5 burada. E, 5 de burada. Toplam 10 mu yapıyor arkadaşlar? Yok. Şurası 2A artı B'di arkadaşım. Pardon. Şurası 2A artı B'di. Şurası da üst tabandan dolayı b'ydi. Şimdi hesaplayalım. 1, 2, 3 burada. 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane b de burada. E, önünde eksi işaret olduğu için normalde eksi 4A artı 4B değil 8B yazmam lazım buraya. E, bu 8'e eşitmiş. E, ben buradan açtığım zaman 12A artı 8B eksi 4A eksi 8B eşittir 8 ise B'ler nanay oldu. 8A 8 geldi. 8A 8 ise A'yı buradan kaç buluruz? 1 buluruz. Evet A'yı 1 bulduk. Hocam A dediğimiz 1. A dediğimiz 1. Hocam 45 burası da 45 değil miydi? 45 90 burası da 45. E 45 45 90 üçgenden 1 ise burası da 1 yaptı. Yani yüksekliğinde 1 yaptı. E buradaki alanları 3 değil miydi arkadaşlar? Yamukların alanları. Evet. E alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2. Ya da hocam burası 1'e bir. Burası da birken burası da bir yaptı ya. Şu alan artı bu alan artı bu alan. Yani B çarp 1 e eşittir 3 de diyebiliriz. Ya da direkt alt taban artı üst taban. A'yı da 1 bulduk ya. Alt taban 2 artı B artı üst taban B. Çarp yükseklik bölü 2 bize neyi verecek? 3'ü verecek. Hocam buradan 2 artı 2B eşittir 6 olduğundan dolayı 2B eşittir 4 olduğundan dolayı B'yi de buradan kaç bulursunuz? 2 bulursunuz. Bizden boyalı bölgenin alanı isteniyor. Tamam B'yi 2 bulduk mu? Bulduk. Hocam burası kaç oldu o zaman? E, A da 1. Hocam 1, 2, 3 tane B var burada. 3 tane B kaç yapıyor? 6 yapıyor. E, 6 artı 2A da A1 olduğundan 2 yaptı. E o zaman burası 8 mi oldu arkadaşlar? Evet. Cevabımız kaç oldu o zaman? Şimdi burası 2. Burası da 8 olduğu için dikdörtgenin alanı 2 çarpı 8'den 16'ya eşit oldu arkadaşlar. Evet. Dördüncü soruyu böylelikle Edremit bulduk. Güzel bir soru arkadaşlar. Böyle eş yapıları da kullandırıyorlar. Eş yapılar karşımıza nerede? Yamukta da yani her türlü konuda karşımıza çıkabilir. Evet geldik 5'e. Aa deltoid. En sevdiğim. Hocam şu bir deltoid ya da deltoidsiz yapabilir miyim diye düşüneyim bir saniye. Deltoidsiz yapılabilir mi? Yapılabilir aslında ama şimdi deltoid 45, 8, 15, 17 direkt çıkıyor ya. Normalde şöyle de yapasım vardı benim. Hocam burası y. Buradaki pisagordan x kare neye eşit? x kare eşittir. y kare artı 8'in karesine eşit. E hocam şu x'i kullanmak için ne yaparsın? Şuradan dik çizersin mesela. Dik çizdiğinde 7, 7. y eksi 7 kaldı. Burası da 15 x kare burada neye eşit? y eksi 7'nin karesi artı 15'in karesinden y eksi 7'nin karesi artı 15'in karesinden her ikisi de x kare eşit. Eşit bu eşitleri kullanacaksın. Eşit bu eşitlikte bu açtıktan sonra y değerini bulacaksın. y değeri çıkınca zaten arkadaşlar x değerini de buluyor muyuz? Buluyoruz. Çünkü 8 y ve x. Hatta y burada ne çıkıyor arkadaşlar? 15 çıkar. 8, 15, 17 üçgeninden cevap 17 çıkar. Ama ben daha kolay bir yolu fark ettim. Normalde o yolu daha biz gördük mü? Görmedik arkadaşlar. Görmedik. Görmediğimiz için o yoldan e, ilk başta o yoldan göstermek istemedim açıkçası. Şu bir deltoid değil mi? Evet deltoid arkadaşlar dikkat ederseniz şu bir deltoid. Normalde deltoid siz de çözebildik. Bakın onu gösterdim biraz önce. Hocam deltoid ama ben deltoidin özelliğini bilmiyorum hocam. Olsun şu köşegeni çizecek olursak arkadaşlar. Hocam 7x ve kırmızı uzunluk 7x ve kırmızı uzunluk eş üçgen deyip Buradaki açıların eşit olduğunu da söyleyebilirsiniz. Ya da deltoidde şu simetri ekseni olan köşegendir arkadaşlar. 2 eşit yarıya ayırır. Açılarda da 2 eşit yarıya ayırır. Yani burası 45 burası da 45 yaptı. Hatta burada açıda noktaya nokta yaptı. E hocam 45 bu, burası ya. Burada ne çıktı bakın. 45 90 sa burası da 45 oldu. Yani bir x kenar üçgen çıktı burada. Burası 15 oldu. E Pisagor bağıntısı 8 15 ne üçgeni arkadaşlar? 17 üçgeni. Tamam deltoidden yapıyormuşum gibi gözüksem de Yine üçgen bilgisiyle size ispatını da yaptım arkadaşlar burada. Üçgen bilgisiyle yaptım daha doğrusu. Cevabımız böylelikle 17 çıktı. Yani 5. soru Edremit oldu. Geldik 6'ya. A hem açı orta hem yükseklik. Ne hangi konuda olursak olalım. Aklımıza ne geldi? İkiz kenar. Aklınıza gelen başınıza gelsin. Hop ikiz kenara tamamladım. Bak çünkü bu hem açı orta hem yükseklik. Hocam bu ikiz kenar olacak. Ee, o zaman bu tabanı da iki eş parçaya bölecek. Şurası da tabanı da 2 eşit parçaya böldü. Eyvallah. Hocam burası 10 ise burası da 10. Buraya kaç kaldı? 3 kaldı. A'ya bölü E'de de isteyin diyor bizden. A'ya bölü E'de. Tamam. Şunlar da birbirine paralel değil mi? Paralel. Hocam 3'e 7 oran var. E o zaman burası 3K ise paralellikten dolayı burası da ne olacaktır? 7K olacaktır. 3'e 7, 3'e 7. E hocam tamamı 10K. 2 eşit parçaya bölmüştü. 5K, 5K olacağından. E 7K burada. E ya da tamam 5K burası 3K ise buraya ne kaldı? 2K kaldı. Bizden A'ya bölü E'de isteniyor. Ya da direkt bulmuşuz zaten. hiç 2K'yı falan yazmamıza gerek yok. AE uzunluğu ya yok bulmamıza gerek varmış. AE uzunluğu isteniyor çünkü. E burası ne oldu? 3K olduğundan buraya da 2K kaldı. Şimdi AE bak 2K bölü ED'ye bak 5K. Yani cevabımız ne çıktı arkadaşlar? 2 bölü 5 çıktı. Yani 6. soru böylelikle C'han oldu arkadaşım. Geldik 7. soruya. ABC'de dörtgen E, G köşegenlerinin F, AB'nin orta noktası. E ve, e ve G köşegenlerin F'de AB'nin orta noktasıymış. Tamam. Köşegenlerin orta noktasıymış arkadaşlar burası. Şimdi köşegenlerin orta noktasını şöyle gösterelim. Şu E orta noktası şöyle. Şurası da şöyle orta nokta arkadaşlar. Tamam. Şimdi ben bu eşitleri gördüm. Aklıma ne gelecek? Tabii F'de neresinin orta noktasıymış? AB'nin orta noktasıymış. Aa tamam. Şunlar da eşit. Hocam bunlar eşit. Bunlar eşit. Bakın şurada bir ort taban çıktı mı? Çıktı. Çünkü şunlar eşit. Şunlar eşit olduğundan 10 ise direkt burası 5 mi oldu? Evet. Hocam burası 5 oldu. E şimdi hocam şuna bakın. Şunla da şu birbirine paralel. Çünkü niye? Bunlar eşit. Bunlar eşit olduğundan şöyle bir ort taban. Yan yatık bir ort taban çıktı burada da. 4 kök 6 ise burası da 2 kök 6 çıkar. E artık burada bir pisagor x'in karesi 5'in karesi artı 2 kök altının karesinden cevabı ulaşırız. x kare 25 artı 24'ten 49 çıkar. O zaman x kare 49 ise x de buradan ne çıkacaktır? 7 çıkacaktır. 7. sorunun cevabı 7 yani denizli çıktı arkadaşlar. Geldik 8'e. Evet EG ki orta noktalarmış. h ve f köşegenlerin orta noktalarıymış. Arkadaşlar yine köşegenlerin orta noktaları var burada. Şu eşitleri şöyle gösterelim. Şurada da f'de şöyle bir orta nokta olduğunu gösterelim. Başka neresi E ve G orta nokta. Hocam şu orta nokta, G de orta nokta. Oradaki orta noktaları da şöyle gösterelim. Bak yine orta tabanlar çıktı mı arkadaşlar? Çıktı. AD'den bahsediyor. AD'ye yoğunlaş. Hocam AD bak EFG ile orta taban mı oluşturdu? Evet. Şunlar birbirine eşit, bunlar birbirine eşit olduğu için orta taban oluşturdu. E o zaman burası ne diyelim arkadaşlar? Burası A iken burası nedir? 2A'dır. Sonra BC'den bahsediyor. Bak BC'ye bak şimdi de. BC'ye Dikkat et BC ile HF'de şunlar eşit bunlar eşit olduğu için ort taban oluştu mu? Oluştu. Ya da şu HG'ye de bir ort taban diyebilirdik arkadaşlar. Hiç fark etmez. Ya yalnız şurada bir şey diyeceğim ya. Şurada tamam şuradaki ort tabandan dolayı burası çıktı. Arkadaşlar bir de şuraya bakacak olursak. Şunlar eşit bunlar da eşit. Burada da bir ort tabandan dolayı burası da A çıkmadı mı? Evet. Sonra Şuraya gelelim. Hocam buradaki şunlar eşit şunlar eşit olduğundan dolayı burası burayla ortaban oluştu. Yani burası B iken burası 2B. Aynı zamanda şuraya da bakacak olursak bunlar eşit bunlar eşit olduğu için burada da 2B'ye ait ortaban çıktı mı çıktı. Yani burası da B yaptı. Evet AD artı BC. AD artı BC'yi yani 2A artı 2B'yi 36 vermiş. Benden çevresi isteniyor. Bu şeklin çevresi nedir? Bir paralel kenar oldu. 2A artı 2B isteniyor arkadaşlar bizden. 2A artı 2B zaten 36 idi. Cevabımız yine ne çıkacaktır? 36 çıkacaktır. 8. soru böylelikle edremit oldu. Geldik 9'a. Hmm. Özdeş ikiz kenar üçgenlerden. Önce 2 tanesi sonra 3 tanesi bir yamuk içerisine şekildeki gibi tepe noktaları çakıştırılarak yerleştirilebiliyor. Bak tepe noktası burada çakıştırıldı. Tepe noktası burada çakıştırıldı. Tepe noktaları buradaysa eşit olan kenarlar burada. Tepe noktası buradaysa eşit olan kenarlar burada. E tamam bunları düşüneceğiz şimdi. Bu arada dikkat edin arkadaşlar. Bu bir yamuk. E, özdeş olduğuna göre buraya ben alfa alfa dersem. Hocam burası alfa alfa. Eyvallah. Burası da alfa 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 değil mi? Evet. Şimdi özdeş ya ondan dolayı. Burada ne demeliyiz arkadaşlar? Buna göre x kaç derecedir diye soruluyor bize. Şimdi ben burada ne yapmalıyım? Arkadaşlar bu bir yamuk değil mi? Yamuk. Ya burada bir şey yapamıyorum. X'e sonra ulaşacağım galiba. Hocam burası yamuk olduğuna göre burası 3. Şurada karşılıklı kenarlar birbirine paralel değil mi? Paralel. Şunlar birbirine paralel. Şöyle bir Z var mı? Evet. Şöyle bir Z var. Z'den dolayı burası 2 alfa yaptı, burası da 2 alfa yaptı. Aa! 5 alfa 180 ise alfa'yı buradan 36 buluruz. Alfa 36 ise eğer e hocam burası da 36. 36 ise bunlar 72 72 yaptı. Hocam 36 ise burası da 72 72 yaptı. E şurası kaç derece yaptı arkadaşım? Burası 72 yaptı. Burası 72 ise burası kaç yapar? 180'e tamamlayanı 108 yapar. Yani 72 artı x eşittir 108 yapacağından cevabımız böylelikle kaç yaptı arkadaşlar? Sanırım 36 yaptı. Yani 108'den 72 çıkınca Cevap 36 oldu. 9. soru böylelikle denizli oldu. Geldik 10. soruya. Valla 90'ın karşısında hemen eşitlik gördüm. Muhteşem şu varmış gibi duruyor. Ama eşitlik olduğunda ilk etapta aklıma benim şey geliyor. Üçgen de olsa, dörtgen de olsa, yamuk da olsa orta taban geliyor arkadaşlar. İlk tercihim orta tabandan yana. Öncelikle bakalım soruyu bir okuyalım. Şimdi 3 vermiş 8 8. o 8 8. Bu da tehlikeli aslında. Dik taban 2 eş parçaya bölmüş. Ne var burada? X kenarlık mesela x kenar da oluşturabiliriz burada. Soru biraz karıştı gibi. Yani kafa allak bullak oldu. Bakalım şimdi soruya. DF x'e ulaşmaya çalışacağız biz şimdi. <laughs> DF x'e ulaşmaya çalışacağız. Hadi bakalım. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ben olsam orta tabanı düşünürüm tabii ki. Şuradan bir orta taban çizsem. 8 ise burası 4 mu oldu? Çünkü bu üçgende orta taban çizmiş oldum. Evet. Aa bunu çizince ne çıktı burada? Hocam şurada bir şey çıktı. 1'e 2 oran çıktı. Çünkü 4 bölü 8. 1'e 2 oran var. E burada 1'e 2 oran varsa o zaman burası A iken burası nedir? 2A'dır. Hocam burası 3A iken burası da 3A değil midir? Çünkü orta taban çizgisi bu. Çünkü iki eşit parçaya bölmek zorunda burayı da. O yüzden 3A ise 3A oldu. Peki benim neyi kullanmam lazım? 8 var, 3 var, 13 var. Hmm. Şimdi arkadaşlar burada o zaman şu dik yamuğu kullanacak olursam. Bak yan tarafta çiziyorum. Buradaki dik yamukta şurası 3, burası 8, burası 13. Hocam şurası da 6A dikkat ederseniz. Ne yapalım burada? Bir dik çizelim. Diki çizdiğin zaman üçgen 3. Buraya ne kaldı? 5, 5, 13. 5, 12, 13'ten 12 yaptı. 6A dediğimiz 12 oldu. E 6A eşittir 12 ise A'yı buradan kaç buluruz arkadaşlar? 2 buluruz. Bizden X isteniyor. X dediğimiz yer burası. Yani 4A isteniyor. Cevabımız böylelikle ne çıkar? 8 çıkar. Farklı yollarla çıkar mı? Çıkar tabii ki arkadaşlar. Ama benim direkt atlama böyle eşitlik görünce Ort taban geliyor arkadaşlar. Neyse. 10. soruyu böylelikle Akçay bulduk ve bu testi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 5. testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.